Herkesin merak ettiği Mi Stick'in incelemesine hoş geldiniz. Xiaomi'nin merak edilen ve televizyonları akıllandıran, şu anda fiyatı sadece 299 lira olan ve birçok yeteneğe sahip bir karşınızdayım. Valla beni heyecanlı bir ürün incelemesi bekliyor gibi gözüküyor. Bunun bir sebebi var. Xiaomi yine iddialı bir ürünüyle uygun fiyatıyla karşımızda. Xiaomi Mi Stick 299 liraya şu anda satışta. Aşağıya bir link bırakacağım. Oradan satın alabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. İncelemede sizlere bütün detaylardan bahsedeceğim ama öncelikle kutudan çıkarmam gerekiyor. Xiaomi'nin bu iddialı ürünü zaman zaman 200 liralara kadar düşüyormuş. Kameraman arkadaşım Esabil beni uyardı ve baktığınız zaman kutu açılışı da bir hayli heyecanlı duruyor. Kutu açılışını da size göstermek isterim. Çünkü ürünün içerisinden neler çıkıyor, kablo çıkıyor mu gibi merak edilen detaylarda eminim olacaktır. Şöyle açıyorum ve mi bu kadarlık bir arkadaş. Gördüğünüz gibi bunu televizyonun arkasına takacağız ve televizyonumuz akılanacak. Hemen şöyle bir bakalım. Burada okumayacağımız kılavuzlar var. Hiçbir zaman okumadım. Gerçekten hiç merak da etmedim. Burada bir adaptörü var. Adaptörü takmamızı büyük ihtimalle isteyecek ve baktığınız zaman micro USB ile beraber geliyor. Şimdi bu detaya üzüldüm. Micro USB olmasaymış daha güzel olurmuş. Hemen şuradan da kumandamızı çıkartalım. Kumanda bakıyorum. Şöyle çıkartayım. Nasıl bir siyatı var? sonuçta bayağı uygun fiyatlı bir ürün. Evet. Şöyle tık sesinde bir sana duyurayım. Gördüğünüz gibi fena değil. Bildiğin kumanda yani. yani içeri gömülme gibi bir hissiyatı da yok. Burada Netflix'e hızlıca ulaşabileceğimiz, Prime Video'ya hızlıca ulaşabileceğimiz, Google Assistant'ı hızlıca çalıştırabileceğimiz bir tuşumuz bulunuyor. Gördüğünüz gibi ben bu arada bunu açmak istiyorum. Bunu micro USB'sini nereye takacağım onu merak ettim. Şöyle açtım. Evet micro USB'yi buraya gizlemişler. Şöyle çıkartayım kabloyu. Bir de takmış halini görelim. Şöyle çıkardığımda. Evet. Bunu takacağım. Ardından bunu buraya takacağım ve Misty'yi kullanmaya başlayabileceğim. Şimdi ben bu cihazla bir süre vakit geçireceğim. Ardından sizlerle beraber televizyonun karşısına geçerek tüm özellikleri anlatacağım. Beni bekleyin. Evet Misty kutusundan çıkarttıktan sonra televizyona tak. Ancak televizyona takarken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Mi Stick yapısı itibariyle her televizyonun arkasına tam oturmayabiliyor. Benim araştırdığım kadarıyla bazı kutulardan bunun için bir aparat çıkıyormuş. Bazı kutulardan çıkmıyormuş. Bizim kutuda da gördüğünüz gibi herhangi bir aparat çıkmadı. Sanırım bu biraz da şans işi oluyor sebebini anlayamadım. Ancak dediğim gibi takarken ben biraz zorladım ki zaten şu an detay görüntülerinde görüyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da şu. Mi City televizyona takar takmaz hemen hesaplarınızı girin. Ardından da Mi City güncelleyin. 647 MB büyüklüğünde bir güncelleme vardı. Şu anda elimde kumandasını görüyorsunuz. Kumandadan bahsetmek istiyorum. Kumandanın üstte zaten Netflix ve Prime Video tuşlarını görüyorsunuz. Prime Video şu anda hayatımıza yeni girmiş durumda ve 7.99'a yani hem Prime hizmetini alabiliyor hem de Amazon Prime izleyebiliyorsunuz. Bence o da satın alabiliyor. Netflix'ten zaten bahsetmeyeceğim. Yukarıda açmak ve kapatmak için bir butonunuzu bulurken altta Google asistanı uyandırabileceğiniz ve ona komut verebileceğiniz bir tuş bulunuyor. Mesela Netflix'i aç. Gördüğünüz gibi Google Asistan biraz hantal çalışsa da Netflix'i açtı ve şu anda kullanımı hazır. Ana menüye dön. Evet gördüğünüz gibi burada da belli başlı sıkıntıları varmış. Aşağıdaki 3 butondan soldakine basınca belli başlı uygulamaları açıyor. Geri butonu bulunuyor. Bir de yuvarlak var. Yuvarlakta da böyle ana menüye tekrar dönebiliyorsunuz diyor. Ve bu cihazın içerisini karıştırmaya başlıyorum. Mi Stick satın almış olduğunuz zaman 1080p yani Full HD çözünürlükte bir televizyona takmanız gerekiyor. Şu anda kullanmış olduğumuz televizyon 4K çözünürlüğünde ve burada bir sorun ortaya çıktı. Eğer 4K çözünürlüğünde bir televizyona Mi Stick takarsanız aslında Mi Stick'in vermiş olduğu görüntü bu kadarken buradaki görüntü gördüğünüz gibi daha da böyle kenarlarından çekildi. Bundan dolayı çözünürlükte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer 4K bir televizyon ya da monitörünüz varsa Mi Box S modelini almanız gerekiyor. Onu da incelemiştik. Aşağıda açıklama kısmına onun da linkini bırakacağım. Bir diğer dikkat etmeniz gereken detay da şu. Nerelerde kullanabilirim sorusunda insanlar şu hata yapmış belli başlı videolarda gördüm. Hani eğer akıllı televizyon yoksa televizyonu akıllandırmaya yarıyor diye düşünmüşsünüz. Evet bu doğru. Monitöre de takabilirsiniz ama eğer ki mesela benim evde bir marka ismini vermeyeyim. Bir akıllı televizyonum var. Gerçekten çok büyük bir akıllı televizyon. Kendisini seviyorum. Ancak içerisindeki işlemciden dolayı ya da yazılımdan dolayı markanın destek vermemesinden dolayı gerçekten kötü akıllı televizyon deneyimi yaşıyorum. Öyle bir cihaz da yani 300 liralık bir cihaz alıp böyle takıp kullanmaya başlayabilirsiniz diyor ve hemen arayüzde sizler için gezmeye başlıyorum. Şu anda hem beni görüyorsunuz hem de televizyonu görüyorsunuz. Arada sırada beni göremeyebilirsiniz çünkü televizyon benden daha önemli duruyor şu anda. Mi bu televizyon direkt olarak HDMI yoluyla bağlı ve baktığınız zaman direkt televizyon televizyonda HDMI girişini seçtim. Herhangi bir şekilde bir yazılım yüklemenize ya da farklı bir detayla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ve burada ana menüde dolaşmaya başlayacağım. İlk olarak ayarlar kısmına gelmek istiyorum. Ana menüye gelmeden önce burayı bilmemiz gerekiyor. Şu anda alt kata kablosuz bir şekilde bağlanmış durumda ve uygulamalar hakkında burada bilgileri görebiliyor, izinleri yönetebiliyoruz. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İzinleri neden görebiliyoruz diye. Şimdi burada baktığınızda karşımıza bir hakkında seçeneği çıkıyor. Burada hemen aşağı iniyor ve burada sürümü gösteriyorum. Android 9 sürümünü görebiliyoruz. Aslında bu bir Android televizyon. Yani şu anda bir Android işletim sistemi içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz önce de bahsetmiş olduğum güncelleme aslında buradaki Android 9 güncellemesiydi ve içerisindeki düzenlemeler yapıldı. Ayarlar kısmından ses ayarları gibi, çözünürlük ayarları gibi farklı ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Televizyonunuz HD olsa bile buradan HD seçeneğini seçebiliyorsunuz. Ana menüye tekrar geldiğim zaman en merak ettiğiniz konu ne kadar hızlı olduğuyla alakalıdır arayüzün. Şimdi ben kumandayı yakınlaştırarak buradaki arayüzde gezeceğim ve nasıl bir hissiyat olduğunu görmenizi istiyorum. Şimdi sağ sol yapacağım. Gördüğünüz gibi şu anda içerisinde çok da fazla uygulama yüklü olmayan e, bizim Mi Stick'imiz gayet güzel, başarılı bir şekilde çalışıyor. Genelde şöyle bir sıkıntı da gördüm. Netflix'te nasıl bir performans veriyor? Tabii ki insanlar bu cihazı büyük ihtimalle Netflix ve YouTube'a girmek üzere izliyor. Herhangi bir şekilde arayüz kasması görmüyorum. Benim evde bir televizyonum var ve o televizyon 2-3 yıllık bir televizyon. Biraz önce bahsetmiş olduğum televizyondan farklı olarak. Oradaki arayüzden daha hızlı bir arayüzü olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Direkt olarak oynatmaya başlıyor. Görüntüyü izlemeye başlayabiliyorsunuz. Cihazın Uzun süre kullandıkça sonra ısınmayla ile alakalı sıkıntıları olduğuna dair birçok inceleme kanalında detay gördüm. Hatta şu detaylar her yerde böyle bir söylenti oldu ama böyle bir sorun olmadığı yönündeydi. Baktığınız zaman böyle bir sorun bende de yok. Bu arada aklınıza şöyle bir soru da gelebilir. Kumanda arkayla nasıl iletişim kuruyor? Kumandayı arkaya saklasanız da o çok rahat bir şekilde Mi stick iletişime geçebiliyor. Tekrar buradaki yuvarlak butonuna basıyor ve ana menüye geri dönebiliyorum. Burada bir Android televizyonla iletişimde olduğumuzu söylemiştim. Burada size gösterebileceğim bir diğer detay aşağıya gelmek ve burada öne çıkan uygulamaları göstermek. Tabii ki bir Android TV olduğu için içerisinde burada bilmediğimiz, bildiğimiz birçok uygulamayı indirebiliyorsunuz. Facebook Watch'tan tutunda burada Prime videoya kadar hemen marketin içerisine de sizle beraber gireyim uygulamalar kısmına basıyor ve buradan daha fazla uygulama diyorum. Şu anda bu Android televizyon uygulama mağazasındayız. Aynı bir App Store gibi, aynı bir Play Store gibi buradan dilediğiniz uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Burada Neverthink gibi her zaman seveceğimiz uygulamalar bulunurken Spotify gibi uygulamalarda bulunuyor. Bu cihazın üzerindeki Chromecast özelliği sayesinde farklı detaylarla bu cihaza da bağlanabiliyoruz. Örneğin şu anda Xiaomi bir akıllı telefonumuz var, bir Android televizyon. Chromecast özelliği sayesinde Birazdan da SAB'nin yapacağı üzere ki yaptığı telefonumuzu direkt olarak buraya koyabiliyoruz. Bir ana menüye gider misin? Arayüzü ne kadar akıcı? Gördüğünüz gibi şu anda aynı Wi-Fi ağına bağlar. Çok da zorlanmadan rahat bir şekilde dolaşabiliyor. Ve Netflix'e girebiliyoruz. Şimdi sadece böyle bağlanabilmenin yanı sıra şöyle detaylarla da kavuşuyoruz. Mesela Spotify. Eve geldiğiniz zaman Spotify dinliyorsunuz telefonda. Hemen telefondayken Spotify'a girip, nereden sesin yayınlanacağını seçebiliyorsunuz. Aynı Wi-Fi ağına bağlıyken aynı şekilde YouTube videosu izlerken birden yanınızdaki kişi de merak etti diyelim. Ya da siz televizyondan izlemek istiyorsunuz. Televizyondaki arayüzü beğenmiyor ya da aramak istemiyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde telefondaki videoyu da buradaki Mi Stick üzerinden ekrana verebiliyorsunuz. Burada Crossy Road gibi bir oyun gördünüz. Oyunla mı oynayabiliriz diye düşünebilirsiniz. Evet oyunda oynuyorsunuz ancak Crossy Road'u açtığınız zaman size mesela hemen gözünüzün önünde yükleyip büyük ihtimalle ve evet söyledi bu oyunu şimdi yükleyebilirsiniz ancak oyun kumandasıyla oynamanız gerekiyor diyor. Bu detayı da ve sizlere vermiş olayım. Oyun kumandasını da siz buraya bluetooth yöntemiyle bağlayabilirsiniz. Tekrar geriye geldiğim zaman burada birçok uygulamayı görebiliyorsunuz. Burada benim bir uygulama dikkatimi çekmişti. O da Vodafone TV'di. Vodafone TV gibi farklı uygulamaları da burada bir bulabiliyorsunuz. Tekrar bulabilecek miyim diye bakıyorum şu anda hızlı hızlı gezerken size de uygulamaları göstermiş oluyorum bu arada. Sport Plus'ı görebiliyoruz. E, Beyin Connect geçen yıl yoktu. Bildiğim kadarıyla bu yıl geldi ve Beyin Connect sayesinde de online olarak maç izleyebilirsiniz ki benim akrabalarım da çoğu buradan izliyor. E, reklam gibi oldu bu arada. Tekrar geri geliyorum. Neverthink gibi uygulamaları görebiliyoruz. Aslında burada uygulama yararken çok rahat bir şekilde ne kadar akıcılık olduğunu ve hangi uygulamaları indirebileceğimizi çok rahat bir şekilde göstermiş oldum. Baktığınız zaman bir Android televizyonu bu 300 liralık bir maliyetle televizyonunuza taşıyabiliyor ve televizyonunuzda istediğiniz kadar uygulama indirebiliyor. Televizyona telefondan müzik gönderebiliyor, YouTube'a bağlatabiliyor veya telefonunuzun ekranını destekleyen telefonları bu arada mi Stick üzerinden ekrana yansıtabiliyorsunuz. Hani bir fotoğraf göstereceksiniz telefonda diyelim. Direkt televizyon ekranına verebiliyorsunuz. Ya da dilerseniz Netflix izleyebiliyorsunuz. Esabil de kullanıyormuş ama Esabil projeksiyon cihazına direkt olarak Stick'i bağlıyormuş. Bunun gibi farklı çözümleri gerçekleştirebilirsiniz. Şu soruda aklınıza gelecek. Mi Box S ile bunun arasındaki fark ne? Mi Box X biraz daha hızlı. Evet bu da hızlı gördüğünüz gibi ama bu büyük ihtimalle bir tık yavaşlayacak. Ve Mi Box S'in üzerinde bir USB girişi var. Bu USB giriş sayesinde oradaki verileri de televizyona taşıyabiliyorsunuz. Ancak Mystic üzerinde herhangi bir giriş yok. Onu da söylemiş olayım. ve bu Mystic zaten videonun da en başında söylediğim gibi Full HD görüntü çözünürlüğünü destekliyor. Burada da benim videolarım var. Valla Mystic neyi göndereceğini çok iyi biliyor. Son olarak şu detayları vermem gerekiyor. YouTube, Netflix ve Twitch gibi uygulamaları destekleyen bu Mystic, Dolby ve DTS gibi ses teknolojilerini de destekliyor. Çok kolay bir şekilde kurabileceğiniz bu Mystic'i sizlere tavsiye ederim diyorum ve videoyu da burada kapatıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Görüşmek üzere.